Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Dün kaldığımız yerdeki küçük bir şeyi açıklığa kavuşturayım. Şu denklemi elde etmiştik. Bundan sonra aslında elde edeceğimiz şey şu olacak. Burada bir ara step var. 0 eşittir. Bu A artı C1 L1 çarpı A artı C1 LR olacak. Neden? Buradaki fikir şu. Şimdi H star deram PE'yi biz bir tane modül olarak görüyoruz. Free modül over H star deram M üzerinde. Bu sınıflar deram kohomoloji, M'nin deram kohomolojisinde ama ben PE'nin kohomolojisini deram M'nin kohomolojisinin üzerinde bir modül olarak düşünürsem bu elemanları PE'nin de içinde düşünmem lazım. O zaman bunları yukarıya çekeceğim. Yukarıya çektiğiniz zaman bu line bundle'ların doğallığından dolayı LR'ın yukarıya C1'ın yukarı çektiğiniz zaman elde ettiğiniz şey LR'ı yukarıya çekeceksiniz. O LR tilde onun C1'ını alacaksınız. Yani bu ringin içinde düşünmem lazım. O zaman da yaptığımız şey tildeleri koymak olacak. O yüzden de bu denklemle bu denklem aynı şey. A bu kohomolojinin içinde ama bu C1 LI'lar burada ama bunları bu büyük halkanın içinde düşündüğümde, ringin içinde düşündüğümde o zaman tildeleri koyacağım. O yüzden bu argüman çalışıyor. Peki, şimdilik bu böyle kalsın. Bu açıklamayı da yaptıktan sonra şimdi uygulamalarımıza devam edelim. Birinci uygulamamız şu olacak. Evet. CP'nin tangent şey diyeyim nedir uygulama karakteristik classes churn classes churn classes of CPN. Bunu yapalım. Peki, nasıl yapacağız bunu? Şimdi şunu biliyorduk. Deram kohomolojisi CPN'in bir polinomial algebraydı. A da H2 deram CPN'in içindeydi. CP2 değil, CPN'in içindeydi. Öyle ki bu sınıf neydi? A sınıfı Poincaré dual of hyperplane section'dı. Hyperplane tabii ki aslında bir tane bir düşük boyutlu şey. Mesela bunu bir tane ZI'nin sıfırı olarak görebilirsiniz. ZI'nin sıfır olduğu yer. Herhangi bir tane koordinat. Poincaré dualıydı ve şunu sağlıyordu. A'nın CP1'daki integrali, CP1 üzerindeki integrali, bunu oriented bir submanifold olarak düşünürsek bu 1'di. Aslında şunu da biliyoruz. A'nın her kuvveti, k'ıncı kuvveti CPK üzerinde, yani bu 1'e eşit. Burada CPK'yi, CPN'in içinde submanifold. İşte şöyle düşünebilirsiniz. İlk işte Z0'ın 0 olduğu yer, Z1'in 0 olduğu yer, K-1'in 0 olduğu yer. Evet. Yok, pardon.
N-K belki demem lazım. Evet. N-K. Sonuçta K tane denklem lazım. Pardon. N-K tane denklem lazım. N-K tane denklem olması için şöyle olması lazım. Tamam. Peki. Devam edelim. Şimdi iddiamız şu. Claim. Churn sınıfı, toplam churn sınıfı CPN'in teğet bundle'ının 1 artı A'nın N artı 1. kuvveti. Dolayısıyla bunu açtığınızda şimdi 1, ondan sonra N tane A üzeri N ya da N tane A bu şekilde gelecek. En sonuncu terim A üzeri N artı 1. Bundan bir önceki de A üzeri N olacak. Katsayısı da N artı 1 olacak. Evet. Şu da N artı 1 sanırım. Yanlış yazdım. N artı 1 A artı bu şekilde gidecek. Dolayısıyla C0'su 1. C1'ı N artı 1 çarpı A bu şekilde gidiyor. CN'i de N artı 1 çarpı A üzeri N. Evet. Evet, şimdi devam edelim. İspat proof is by induction on N. N üzerine induction olacak. N eşittir 1 durumuna bakalım. N eşittir 1 durumunda o zaman CP1'dan bahsediyoruz. Demektir bu S2. C0'su zaten bunun 1. C1'ı ise bu zaten 2 boyutlu. Dolayısıyla C1, yani C1 dediğimiz şey C1 of T star CP1. Ama bu iki boyutlu bir oriented vektör bandalı. Dolayısıyla bunun Euler klası aslında. Bunu real olarak düşündüğüm zaman Euler klası. O da biliyoruz ki Euler sayısının çarpı jeneratör olacak. Euler sayısı 2 idi çarpı jeneratör A. Dolayısıyla da C o zaman C star değil. C of T star CP1 1 artı 2A ve bu da zaten 1 artı A'nın karesi. A kare de var ama A kare zaten 4 boyutlu bir klas olduğu için burada 0. O yüzden eşitlik sağlanıyor. Peki ne eşittir 1 için doğru? Now assume the result for N and let's prove it for n plus 1. Yani şunu kabul ediyorum. C of CPN'in 1 artı A'nın n'inci kuvveti olduğunu kabul ediyorum. Pardon, n artı 1'inci kuvveti olduğunu kabul ediyorum. Ne göstereceğim? Must show C of T star CP N plus 1 1 artı C'nin N artı 2. kuvvetidir. Bunu göstereceğim. Peki bunu nasıl yapacağız? Bunu şöyle yapacağız. Şimdi
CPN'deki şu sub hypersurface'a bakalım. CPN Plus One içinde. Bu işte Z0'nun mesela 0 olduğu yer olsun. Biliyoruz ki bu H bir CPN'in kopyası. Ve H'in de Poincaré dual'u A sınıfı, başka bir şey değil. Poincaré dual of H, A'ya eşit. Ve şunu da biliyoruz. Şimdi CPN'in tangent bundle'ının bu H'e kısıtlanışı ya da CPN'e kısıtlanışı normal bundle artı işte H'in tangent bundle olarak görülebilir. Yani H şuysa buradaki tangent bundle şöyle görülebilir. Bu normal direction, bu da T star H. Bu da toplam bundle'da işte CPN plus 1'ın bundle'ı. Bu bir tane kompleks bundle decomposition. Yani bunlar kompleks bundle. As complex bundles. Peki ne ama nedir? Ne normal bundle'ı? Normal bundle'ın C1'ı, C1 of the normal bundle, bu iki boyutlu ya da kompleks dimension'ı bir, yani şu rank of kompleks rank'ı bunun bir. Dolayısıyla sadece C1'ı var. Ama şunu da biliyorum, şimdi bu C1 kompleks bir boyutlu olduğu için reel olarak iki boyutlu. Oriented R2 bundle, dolayısıyla bu bunun Euler sınıfına eşit. Bunun real olarak düşündüğümde Euler sınıfına eşit. Euler sınıfı da bu bundle'ın Euler sınıfı nedir? Bu sonuçta H'in Poincaré dual'inden başka bir şey değil. Çünkü normal bundle'ın Euler sınıfı nedir? H ile kesişen bir alt manifoldun kesişim sayısını veren şey bu. Yani bir alt manifold aldığımda iki boyutlu. Onun H ile kesişimi o alt manifoldun üzerinde E'nin integraline eşit. Dolayısıyla da E aslında H'in Poincaré duali. Dolayısıyla da bu C1A dediğim şey aslında A'dan başka bir şey değil. Because E2 of NR is the Poincaré dual of the submanifold H. Değil mi? Poincaré dual'u nasıl kuruyorduk? Tuple neighborhood'unda her bir düşey kesitte bir veren sınıfı yapıyoruz. Ama o zaten Euler sınıfını da reprezent eden nesneydi. Peki. Şimdi o zaman şu denklemi de Whitney product'ı uygulayalım. So C of T star CP N plus 1 C of T star CPN, yani H'in tangent bundle'ı plus N. Ama C total churn class multiplicative, dolayısıyla bu C of T star CPN çarpı CN. Dolayısıyla bu da nedir? Bunu 1 artı A üzeri N artı 1 olduğunu biliyoruz. Bu da 1 artı A'ydı. Dolayısıyla buradan A
Aslında buradan tabii en son terim yok. Yani bu 1 artı a üzeri n ama burada a üzeri n artı 1 var. A üzeri n artı 1 burada yaşamıyor. Dolayısıyla şöyle demek lazım. Bu 1 artı a üzeri n artı 2 ama yani sanki ispat etmek istediğimiz şeyi ispat etmiş gibi görülüyoruz ama aslında şöyle yapmamız lazım. Modulo yani we need to show that buradaki en büyük churn class yani Cn plus 1'ın T star Cp n plus 1 şu olduğunu göstermemiz lazım. Buradaki en büyük terim yani şimdi buradaki en son terim nedir? A üzeri en son terim şimdi A üzeri n, A üzeri n'den bir önceki A üzeri n artı 1. A üzeri n artı 1. Şunu göstermem lazım. Şunu göstermem lazım. Bunun n artı 2 çarpı a üzeri n artı 1 olduğunu göstermem lazım. Evet. Şimdi bunu nasıl gösterebiliriz? Bundan öncekiler Cn'e kadar olanları zaten bu formül söylüyor. Çünkü şu nesne zaten aslında şuna eşit. Yani şu aslında şu 1 artı a'nın belki evet öyle yazmakta daha iyi olabilir. Şöyle diyeyim ben. Şimdi bu 1 artı a'nın n artı birinci kuvveti ama aslında tam olarak o değil. Eksi a üzeri n artı 1. Bu terim yok çünkü. Bu burada yaşamıyor. Çarpı Cn yani 1 artı a. Dolayısıyla da ben hence to finish the proof we still need to show that Cn plus 1 buna eşittir. Burada dikkat ederseniz n artı birinci terim şurada yok. Buradan a üzeri n geliyor en fazla. A üzeri n, a üzeri n artı 1 gelecek. Ama bizim n artı evet. Aslında şöyle diyeyim. Belki bunu daha dikkatlice yazmak lazım. Şöyle demek daha iyi. Bu hesabı biz n artı şeyin içinde yapıyoruz. Belki şöyle yazayım şunu. Pardon. Şöyle yazayım. Şimdi inclusion map'imi düşünüyorum. H'den yani CPN'den CPN plus 1'a ve şu evet CPN üzerinde şunu biliyorum. Bu normal bundle artı C star CPN. O zaman I star of C
T star CP n plus 1 C of T star CP n times C of n olacak. Evet. Yani bunun karakteristik klaslarını n'ye pardon CPN'e çekiyorum. Evet. Buradan da şunu biliyoruz. Since I star is injective for k between 0 and n plus n arasında. Çünkü n artı birinci kohomoloji yok burada. N'inci var ama n artı birinci yok. We get şunu elde edeceğiz. CK of T star CP n plus 1 n plus 2 bunun şu olduğunu biliyorum. Şimdi bu 1 artı A üzeri n'di. Bu da 1 artı A'ydı. Dolayısıyla bunu açarsanız buradan şunu görüyorsunuz. K A üzeri K. Ama bu for k between 0 and n. N artı 1 için so we need to show that c n plus 1 t star cp n plus 1 en sonuncu terim yani n artı 2 çarpı a üzeri n artı 1. Bunu göstermem lazım bir tek. Bunu da şöyle yapıyoruz. Şimdi C n plus 1 T star CP n plus 1 bu Euler klası eşit. Çünkü top dimensional kohomoloji klası. O Euler klas. Değil mi? Bu n artı 1 boyutlu kompleks manifold. C n artı 1 top dimensional Chern klas. Dolayısıyla bu Euler klası eşit. Euler klas ise şudur. Euler klası. Euler karakteristiği çarpı n artı birinci kohomolojinin jeneratörü. Öyle ki manifold üzerindeki integrali 1 olan sınıf. Diğer taraftan ama Euler klasın biz Euler karakteristiğin yani kohomolojinin boyutlarının alternating sum'ı. Tek boyutlu kohomolojisi yok. Çift boyutların hepsi 1. Dolayısıyla burası n artı 2. Yani sıfırıncı, birinci, ikinci, n artı birinci. Dolayısıyla n artı 1, n artı 2 tane 1'i topluyorsunuz. O halde buna eşit. Ama bu zaten benim yapmak istediğim şey. This proves, this finishes the proof. Peki. Dolayısıyla bunun ispatı biter. Son bir şey ispat edeyim. Bir başka uygulama. Adjunction formula ve all equality. Adjunction formula diyeyim. Formula. Bu şunu söylüyor. Aslında demin kullandığımız şey CP2 manifoldumuzu CP2 alalım. Bu daha genelde de doğru ama ben sadece şimdi CP2 için yapayım. Ve bu CP2'nun içine bir tane eğri alalım. Öyle ki bu eğri işte f eşittir 0 ile verilsin. Burada
F degree D homogeneous polynomial in Z0, Z1, Z2. Diyelim ki assume that F sıfıra transverse olsun ya da sıfır F'in regular value'si olsun. Dolayısıyla size smooth complex curve in CP2. Dolayısıyla C CP2'nin içinde is an oriented surface. Çünkü complex curve demek iki boyutlu manifold demek, kompleks olduğu için de oriented demek. Dolayısıyla bu manifoldun, surface'ın bir tane genus G bir eğri olduğunu biliyoruz. Yüzey olduğunu biliyoruz. Dolayısıyla bu C dediğimiz şey şöyle bir şey. Bir, iki, G diyeyim. Bizim amacımız şu, G ile D arasındaki ilişki nedir? İki tane nümerik şey var burada. Birisi eğrinin derecesi, diğeri de genus'ı, surface'ın genus'ı. Bunun arasındaki ilişki nedir? İlişki şu. Evet. Şimdi CP2'nun tangent'ın space'ini C eğrisine kısıtlarsak yine normal bundle artı C'nin tangent şeyini bulacağız. Yani şu C eğrisi olsun. Şu da normal direction'ı. Şimdi o zaman ben bunun Cx'ini hesap edeyim. Bu da C2 of N çarpı bu olacak. N artı bu. Bu da nedir? Şimdi C2'si CP2'nun evet. Yok C2'sine değil de C1'ine bakalım. C1'ine. Özür dilerim. C1'ine. C1'ı nedir CP2'nun? Formülümüzden hani C of CP2 neydi? C of CP2 demin ispat ettiğimiz şey. Bu 1 artı A'nın kübü. Yani 1 artı 3A artı 3A kare. 3 bir de A küp var ama o 0. Onu yazmıyoruz. Dolayısıyla C1 of CP2 3A, C2 of CP2 da bu da 3A kare. O halde bu 3A sınıfı ben bunu şeye çekiyorum. C'ye indiriyorum. Evet. Yani bu I star belki demek lazım. Ya da A'nın için C'nin içinde yapıyoruz. Öyle de düşünebiliriz. Burada da bu nedir? C1 olduğuna göre bu C1 of N plus C1 of T star C olacak. Bu da Euler class of bu artı Euler class of T star C olacak. Peki. Şimdi bu sınıfları C eğrisi üzerinde integre edelim.
C eğrisi dikkat ederseniz C değinci dereceden bir polinomun sıfır olduğu yer. Dolayısıyla da bu eğri şeyin şöyle diyeyim. C eğrisi C1 n veya Euler number of n r C eğrisi üzerinde integre ettiğinizde bunu şunu verecek. N C'nin normal bandılı. O C'nin bunun üzerindeki şeyi integrali. Daha doğrusu Euler klasının buradaki integrali ne olacak? C'nin şimdi buraya L yazarsam Euler klasının L üzerindeki integrali C ile L'nin intersection olurdu. Burada C üzerinde aldığıma göre bu C'nin C ile olan intersection'ı yani bu intersection of C with C ama bu derecesi D olan bir polinom. Derecesi D olan bir polinomun sıfırını kendisiyle kestirirsem yani bu denklemi hafif oynatırsam şöyle şimdi birisi f eşittir 0 hafif oynattım bu da f epsilon eşittir 0 iki tane derecesi d olan polinomun ortak çözümleri ne olacak d kare tane nokta olacak dolayısıyla bu integral d kare diğer taraftan C üzerinde C1 T star C'nin integrali ne olacak? Bu C üzerinde Euler class of T star C. Bu genus'ı G olan surface'sa bunun biz biliyoruz ki Euler class'ın buradaki integrali Euler sayısına denk gelecek. Euler karakteristik of C. Bu da 2 minus 2G. Peki. Son olarak bir de şu kısmın integraline bakalım. Yani C üzerinde C1 T star CP2'nun CP2'nun C1'ın işte C'ye kısıtlanışının integralini. Bu sınıf 3A'ydı. Bu C eğrisi. C eğrisi aynı şekilde şimdi bu da şuna eşit olacak. Bu 3 kere C ile hyperplane'in intersection olacak. C ile şöyle diyeyim. 3 çarpı intersection of C with the hyperplane section. Çünkü neden? Because H ya da isterseniz CP1 has Poincaré dual. Bunun Poincaré dual'u A. Ama bu da nedir? Bu derecesi 3 olan bir polinomun sıfırıydı. Bu da mesela Z eşittir 0 gibi düşünebilirsiniz. İki değişkenli bir polinomu var. Değinci dereceden. Değişkenlerden birine sıfır verirsem geriye birinci dereceden pardon bir bilinmeyenli değinci dereceden bir denklem kalır. Onun da biliyoruz ki kompleks sayılar üzerinde D tane çözümü var. Dolayısıyla bu 3D'ye eşit. O halde elimizde şimdi şu denklem var. Bu eşitliğin her iki tarafını da ben integre ettim. Bunlar differential form, karakteristik klaslar yani differential formlarla represent ediliyorlar. C üzerinde integre ettim. Buradan 3D geldi. Buradan D kare geldi. Buradan da 2-2G geldi. O zaman bunları yazarsak. So we get. We get. 3D eşittir. D kare artı 2-2G. Buradan da ne çıkar? 2G eşittir D kare eksi 3D artı 2. Bu da D eksi 1
d eksi 2. O halde g eşittir. Özür dilerim. G eşittir. 1 bölü 2 çarpı d eksi 1 çarpı d eksi 2. O halde derecesi 1 olan kompleks eğrinin eğer sumutsa genus'ı bu kadar oluyor. Örnek yapalım. Mesela g 1 veya 2 ise pardon d 1 veya 2 ise o zaman bu 0. Dolayısıyla kompleks körvümüz 2 boyutlu küre. D eşittir 3 ise o zaman g eşittir 2 çarpı 1 bölü 2 yani 1. O zaman bu bir torus. Buna eliptik eğri diyoruz. Eliptik kör. D eşittir 3 alırsak g ne olacak? 2 çarpı 1 pardon 3 değil. Şunu 3 almıştık. Bunu 4 alacağım. Evet. 4 alırsak burası 3 çarpı 2 değil mi? 3 çarpı 2 bölü 2. Dolayısıyla genus 3 olacak. Yani şöyle bir eğri olacak. Peki. Buna degree genus formula diyoruz. This is called the degree genus formula. Formula for curves in CP2. Başka yüzeyler için de tabii aynı şey yapılabilir. Bir başka örnek yapalım. Burada da degree genus formula for şu manifold için bakalım. CP1 cross CP1. Şimdi burada bir F alayım. Şuradaki koordinatlar Z0, Z1. Buradakiler omega 0, omega 1 olsun. Homojen koordinatlar. İsterseniz şöyle diyeyim. Şimdi F bir tane yani Z0, Z1, W0, W1. Dört değişkenli polinom. Ama şöyle olsun. Hem Z0, Z0 ve Z1'e göre de homojen. Z omega 0 ve omega 1'e de göre de homojen. Homogeneous of degree of by degree D1 and D2 in Zi's and Wi's respectively. Yani mesela şöyle bir şey. F diyelim ki şöyle bir polinom. Z0 eksi Z0 Z küp şöyle diyeyim. Evet. Bu işte Z sıfırlar, Z'lerde derecesi 2, W'de derecesi, pardon, Z'lerde derecesi 3, W'de derecesi 4 olan bir polinom mesela. Şey, 2 olan bir polinom. Biz şuna bakacağız. C eğrisi gene bu F'in 0 olduğu şey olsun. In M. Bunun çözüm kümesine bakıyorum ben. Yani şimdi o zaman
Evet, burada tekrar işte benzer şeyler yapmak lazım. Pi i CP1 çarpı CP1'dan CP1'a i birden 2'ye kadar projection'lar olsun. Projections. O zaman şimdi T star CP1 çarpı CP1'ı ben şöyle görebilirim. Bu pi 1 star T star CP1 artı pi 2 star T star CP1. Yani bunun teğet uzayını bu projection'larla indiğimde aşağıda elde ettiğim manifoldların teğet uzaylarını geri çekerek bunun üzerine geri çekiyorum ve orada toplamını alıyorum. Bu iki bundle birbirine eşit. Bunu görmek kolay. Buradan ama şunu yazabiliriz. O zaman C1 of T star CP1 çarpı CP1. Bunun C1'ı ile bunun C1'ının toplamları olacak. Bu da iki tane pi 1 star bunun C1'ı a'ydı. İki aydı aslında şöyle diyeyim. Şöyle diyelim. Pi 1 star 2a plus pi 2 star 2a. Bu ikisi tabii farklı komponentler. Buna a1, buna a2 diyeyim. Evet. Şimdi evet. A1 aslında şöyle görülebilir. Bu birinci komponenttan gelen şey. Bu class. Bu is the Poincaré dual. Dual of P0 nokta çarpı CP1 in CP1 çarpı CP1. Yani bu alt manifoldun Poincaré dualı A1, A2 is the Poincaré dual of. Bu da CP1 çarpı P0 in yine CP1 çarpı CP1. Peki. O halde C eğrisinin A1 üzerindeki integrali C ile P0 çarpı CP1'ın intersection olacak. Bu da nokta şimdi bu C eğrisinin İlk koordinatlardaki derecesi D1, ikincisi D2. Dolayısıyla da buradaki kopyası CP1'ın 4 katı gibi. Yani bu CP1 üzerindeki derecesi 4. Oradaki çözümüne bakarsanız o çözüm bize 4 ve pardon D2 verecek. Aynı şekilde A2 üzerinde aldığınızda bu da intersection of C with CP1 cross P0 olacak. Bu da polinomun ilk komponentunun derecesine denk gelecek. O da D1'di. Yani bu şuna denk geliyor. Polinomun iki tane sanki katsayısı var, şey var, terimi var. Z'ler ve W'lar. Birinde burada mesela ilkine sıfır veriyorsunuz. İlkine bir sayı değeri veriyorsunuz. Diğer kısmın çözümlerini sayıyorsunuz. İlkine bir sayı verdiğinizde sadece W'lar kalıyor. W'lu polinomun sıfırlarını sayıyorsunuz. O D2. Aynı şekilde burada da W'ye bir sayı veriyorsunuz. Z'li bir polinom kalıyor.
Onun çözümlerini sayıyorsunuz. O da D1 kadar. Peki. Dolayısıyla da buradan şunu görüyoruz. C1 T star CP 1 times CP 1. Bu bundle, bu iki bundle'ın toplamıydı. C1'ları bunların toplamlarının iki katıydı. Dolayısıyla bu iki tane D1 plus D2 eder. Peki. Diğer taraftan also we have, değil mi? Şu vardı elimizde. T star CP1 çarpı CP1'nin Jx danışı, bu tangent bundle'ın normal bundle artı T star C'di. Normal bundle'da nedir? Normal bundle'da nedir? Normal bundle'da nedir? C1 of n, bu yine iki boyutlu, bir boyutlu kompleks vektör bundle, dolayısıyla iki boyutlu oriented R2 bundle E of n R ve bu da nedir? C üzerinde bunun integrali Euler class'ın integrali. Ama bu self intersection, bu da 2 çarpı D1 D2. Neden? Nedeni şu. Bakın. Şimdi bu polinomun zerosunun f eşittir 0'ın iki parçası var. Yani mesela şöyle ve şöyle diyeyim. Bu z'lerin 0 olduğu yer, bu w'ların 0 olduğu yer. Bu derecesi D1, bu derecesi D2 olan bir şey. Ben bunu kendisiyle kestireceğim. Hafif oynatıp kendisiyle kestireceğim. Kendisiyle kestirdiğimde şöyle bir şey çıkacak. Bunu da hafiften oynattığınızda şu hale gelecek. Şimdi bu kendisiyle kestirdiğinizde şimdi kırmızılarla siyahların kesişimine bakacağım. Bu D, şu eğrinin kendisiyle kesişimi buradan şey gelecek. Evet. Yok, bunu böyle değil de şöyle düşünmek daha iyi. Şöyle diyeyim. Bakın, evet. Şimdi f'in sıfır olduğu yer şey olarak şöyle d1 tane bu yönde doğru var gibi düşünebilirim. D2 şu yönde de, pardon. Bu yönde de D2 tane var gibi. Self intersection, yani bunları hafiften oynatıp kendisiyle kestirirsek o zaman self intersection işte D1 çarpı şimdi bunları oynattığınızda tabii, yani şöyle şimdi kırmızılarla mavilerin kesişimine, daha doğrusu şöyle, siyahlarla mavi ve kırmızıların kesişimlerine bakacağız. Dikkat ederseniz her bir kesişim sayısı şuradaki, bu 2'ye çıkıyor. Bir bu nokta, bir de bu nokta. Dolayısıyla her bir kesişim noktası için aslında 2 tane kesişim geliyor. Hafiften oynatıp kendisini kestirdiğimde bunun içinde hem burası hem burası. Dolayısıyla da self intersection sayısı 2 çarpı D1 D2 oluyor. Peki bunları yan yana koyarsak
O halde C1 of T star CP1 çarpı CP1 bu bunun işte C üzerindeki integrali ya da işte self intersection'ı vesaire bu sayı işte C1N artı C1 T star C olacak. Bunlar kohomoloji klasları. Bunları integre edersem intersection'ları bulacağım. Buradan 2 çarpı D1 D2 geliyor. Buradan pardon. Buradan 2 tane D1 D2 geldi. Bunu demin yaptık. Self intersection'dan 2 D1 D2. Buradan da 2 çarpı 2 eksi 2 G. Eğer C genus G surface ise buradan da G eşittir. Her şeyi 2'ye bölerseniz D1 D2 eksi ne olacak? D1 D2 artı 1. Yani şu aslında D1 eksi 1 çarpı D2 eksi 1'in çarpımı. Bu da degree genus formula. The degree genus formula. Formula for smooth by degree D1, D2 curves in CP1 cross CP1. Peki. Evet. Bugünlük de bu kadar olsun. Bir dahaki ders görüşmek üzere. Hoşça kalın.